aynı evin içinde müzikle büyüyen iki kardeş onlar. Baturay Yarkın 3 yaşında piyanoya başlarken, Name Yarkın 11 yaşında İstanbul Kemençesi eğitimi aldı. Name ve Baturay Yarkın, farklı geleneklerden gelen piyano ve İstanbul Kemençesini bir araya getirip Yarkın Duo'yu kurdu. Evin içinde her zaman müzik vardı. Bu yüzden bunun annem ve babamdan, annemiz ve babamızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii ki dedemden. Çünkü dedemlere ne zaman gitsem, küçüklüğümüzde de ikimiz gittiğimizde tambur sesiyle hep karşılanırdık. Çünkü dedem hep tambur çalar, bestelerini yapar. Tabii ki amcalarım, babam, herkes bu şekilde, yani evin içinde yaşayan bir müzik var zaten. Ben mini 3 yaşında piyanoya başlattılar. Böyle bir durum oldu. Sonrasında zaten ilkokulla beraber yarı zamanlı ikimiz de aynı şekilde piyanoya devam ettik. Fakat ben 11 yaşında İstanbul Kemençesi'ne başladım. Türk müziği serüvenim aslında öyle başladı. Geleneğe ve herhangi bir yapıya bağlı kalmadan eserler üreten Yarkın kardeşler, ilk albümleri Van'ı 2 yıl önce müzikseverlerin beğenisine sundu. Ailenin Türk müziği kökenli profesyonel bir aile olması, profesyonel müzisyenlerden oluşması gerçekten çok büyük bir avantaj oldu. Ayrıca evin içinde piyano gibi bir enstrümanın da olması çok büyük bir artıdır. Hem Name için hem benim için. Name ne kadar Türk müziği enstrümanı çalsa da onun hem kompozisyon bölümünden mezun olması hem de küçük yaşlarda piyano çalması çok sesli armonik olarak düşünmesini çok etkilemiştir. Bestelerinde de bu gözüküyor. Ben de hem piyano çaldığım için hem kompozisyon okuduğum için farklı alanlara da ilgi duyuyorum. Aileden gelen bir Türk müziği geçmişim var. Ailede öğrendiğim, onu harmanladığım. Onun yanında klasik müzik mezunu oldum İstanbul Üniversitesi'nden. Son 6-7 yıldır da caz ve tangoya derinlemesine inceliyorum ve çalıyorum. Yüksek lisans tezimi tango piyano üzerine yaptım. O esnada da Name ile bu Yarkın Duo grubunu kurma fikrini paylaştım. Name ve Baturay Yarkın 3 yıldır profesyonel olarak birlikte sahneye çıkıyorlar. Enstrümanların uyumu çok güzel. Çünkü sesler, melodik enstrüman ikisi de. Fakat kemençe akor basamıyor. Sadece tek sesli bir enstrüman. Yanında ahenk olarak enstrümanlar çok güzel oluyor. Piyano da bunu çok güzel destekliyor gerçekten. Hem geniş oktavlı, hem tiz, hem pes ses sahası var. Hem akor basabiliyor, hem her açıdan gerçekten destekliyor bu şeyi. Bir de Baturay'la, şimdi şöyle söylemem gerek, herhangi bir piyanistle aynı şeyi yakalayamam ben de kendi adıma. Çünkü Baturay hem kardeşim olarak hem de gerçekten çok iyi bir müzisyen olarak anlatmam lazım. Bir de aynı geçmişten geldiğimiz için, yani aynı müzik geçmişinden, aynı yaşanmışlıklardan ve ailemizin bizi gerçekten bu konuda, müzik yolculuğumuzda özgür bırakmasından kaynaklanan ve çok da hem özgür hem de farklı bakış açılarını mutlaka bize gösterdikleri için. Yani bizim evde Türk müziği evet herkes icra ediyor, fakat piyano almaları, babamın kendi projeleriyle bütün dünya müzisyenleriyle çalışması, hem barok müzik icra etmesi Türk müziği enstrümanlarıyla, hani çok bize ileri görüşlülükleriyle ve hani açtıkları pencerelerle gerçekten çok büyük adım oldu bizim de birlikte çalmamız. Bu projeyi yaparken, Yarkın Duo'yu oluştururken aslında belli bir kaygımız yoktu. Hedefimiz kulağımıza hoş gelen müzikleri, bestelerimizi Türk müziği ve Batı müziği putası altında eritmekti. Ama bunu bizim hoşumuza gittiği için yaptık ve bunun sonucunda çok iyi oldu ki insanlar da bizim duyduğumuz şekilde veya kendi duydukları şekilde bu müzik hoşlarına gitti. Yarkın Duo repertuarında özgün bestelerin yanı sıra Tanburi Cemil Bey'den Aşık Veysel'e Türk müziğinin klasikleşmiş eserleri yer alıyor. Türk müziği veya Batı müziği veya caz veya tango gibi değerlendirmeden hem bestelerimizi katarak aslında dünyadaki bütün insanlara ulaşmak için bir dünya müziği de denebilir buna. World müzik kapsamında görüyoruz. Çünkü zaten dünyaca ünlü bir sürü insanla da çalıyoruz aynı zamanda. Yoyama'nın Silk Road projesinde yer alıyoruz.
Amerika'da konserler verdik, Avrupa'da bir sürü konserler verdik ve dünyaca ünlü müzisyenler bizi gerçekten hani piyanoyu biliyorlar. Fakat İstanbul Kemençesi'ni gördüklerinde gerçekten büyük şok oluyorlar. Çünkü diğer enstrümanlar gibi, yaylı enstrümanlar gibi tellerin üzerine basılmıyor. Tırnakla çalınan bir enstrüman bu. Çok önemli bir enstrüman tabii burada. Ve ikimizin de bu şekilde uyumlu çaldığını görünce onların kafasında da Türk müziği, Batı müziği ayrımı olmuyor. Name ve Baturay Yarkın yaptıkları projelerde Türk müziğinin aralık ve ritimlerinin yanı sıra caz ve klasik Batı müziğinin tınılarına yer veriyor.